Herkese merhaba arkadaşlar ben Doktor Osman. Bugün size biraz bebeklerle ilgili bir ürün almaya çalışırken nasıl seçim yapmanız gerekiyor bununla ilgili size yol göstermeye çalışacağım. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bir şampuan alırken, losyon, bir bakım kremi alırken ya da bir biberon temizleyicisi alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor kendimce en azından size bazı kriterler vermiş olacağım. Videonun sonlarına doğru da tabii ki size önerdiğim ürünlerle ilgili örnekler bırakacağım ve alt kısımda da bunlara kolay bir şekilde güvenli bir şekilde ulaşmanız için linkler bırakmış olacağım. Olabildiğince değerli toplu ve kısa video video hazırlamaya çalıştığım için hızlı bir şekilde konuya geçelim ve anlatmaya başlayalım. Size şöyle bir ifade bulunsam. Desem ki organik argan şampuanı. Az önce kurduğum cümleden dolayı organik ifadesi size aslında ürünün güvenli olduğunu ve bebeğinize zarar vermeyeceği gibi bir his uyandırdığını söyleyebilirsiniz çünkü bende de başta böyle olmuştu bir çocuk planı olduktan sonra doğalla organik arasında ve organikle organik sertifikalı arasındaki farkı çok daha iyi anlamaya başladım eğer bir ürünün ismi organik argan şampuanı ise onun içerisindeki yüzde birlik kısmında argan bulunabilir ve bu argan organik olabilir ama %99'luk kısmında bir kimyasal olmadığı ya da çocuğa zarar verebilecek herhangi bir ürün olmadığını sizi ikna edemez. Ama eğer bir organik sertifikalı ürün alırsanız bu durumda ürünün tamamının organik olduğu, orada belirlenen belli kriterleri karşılamak zorunda olduğunu söylemek zorundayız. Yani organik ismine kanmıyorsunuz arkadaşlar. Organik sertifikası bakıyorsunuz. Birincil önceliğimiz. Çünkü önce zarar vermeden çocuğun ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. İkinci aşamada bütün organik sertifikalı ürünler sizin için mükemmel olmayabilir. Çünkü eğer bebeğinizin cildine iyi gelmiyorsa bu da onun için bir dezavantaj anlamına gelebilir. Burada dermatolojik olarak test edilmesi anlamına geliyor. Konumuz bebekler olduğu için ciltleri çoğunlukla hassas olduğu için dermatolojik olarak normal ciltlerde test edilmiş ürünlerin dışında sizin ürününüzün hassas ciltler içinde üretilmiş ve hassas ciltler içinde dermatolojik olarak test edilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde yaşadığınız deneyim aslında size yarardan çok her ne kadar organik olsa da zarar verebilir. Böyle bir şey de istemiyoruz. Diğer aşamada arkadaşlar bir restorana gideceksiniz ya da bir ürün alacaksınız ya da bir fritöz alacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle kullanıcı yorumlarına bakıyorsunuz. Ve bir süredir piyasada olmasına ve bu ürünle ilgili sıkıntıların oluşmamış olmasına bakıyorsunuz. Yani benim açımdan bir ürünün iyi olabilirlerin diğer belirtisi evet dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmış olabilir ama insanlar tarafından da olumlu şekilde geri dönüşü var mı? Buna bakmanız lazım. Bu ürün çünkü sahada evet belli testlerden geçiyor fakat insanlar ve bu ürünü aldığı için herhangi bir avantajı sahip olmayan sadece ürünü kullandığı için size yorum yapan insanlar size çok daha dürüst olacaktır. O yüzden kullanıcı yorumları ve yüksek memnuniyet indeksi aslında bizim için yönlendirici kriterlerden bir tanesidir. Diğer taraftan bu testler biliyorsunuz bazı ürünler yapılırken hayvanlar üzerinde deneyler yapılıyor. Benim kişisel olarak bir hayvan olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir ürün sizin için test ediliyorsa ve bu test hayvanlar üzerinde yapılıyorsa gene o ürünü desteklemek tarafında kendimi acaba da bırakırım. Eğer bir ürün cruelty free yani herhangi bir hayvana herhangi bir canlıya zarar vermeden gerçekleştiriliyorsa bu testler ve süreç içerisinde Hiçbir canlıya zarar vermediğini bilerek aldığım bir ürünse ben bunu desteklemekten hiçbir sıkıntı da duymam. Bu yüzden alacağınız ürün üzerinde herhangi bir hayvan deneyi gerçekleştirmemiştir gibi üst tarafta gördüğünüz bu tarz bir emblemin bulunması benim şahsi olarak size önerim en azından benim gibi düşünenler için de diyebilirim şimdi biraz daha özele girelim mesela bir şampuan alacaksınız şampuandan beklentiniz ne olması gerekiyor birincisi olarak arkadaşlar bebeklerde çok sık konak görüyoruz eğer aldığınız şampuan konaklar içinde etkiliyse çocuğunuzun hiç öyle büyük bir konak problemi olmadan sürecinizi ilerletebilirsiniz ya da var olan konağınızın tedavisinde de kullanabilirsiniz İkincisi kolay bir şekilde köpürmesi ve köpürmenin sonrasında da kolay bir şekilde durulanması gerekiyor ki Var olan atıklardan ayrılın, kurtulun ve herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Zaten organik sertifikası, cruelty free sertifikası vesaire olayını söylemiyorum. Onu çünkü başta söylemiş olduk. Onlar birinci olaydı. ikinci olarak şampuanda ben bu özellikleri arıyorum. Bunun dışında parfümün olmamasını istiyoruz. Çünkü bebeklerde çok küçük bir parfüm, çok küçük bir esans dahi o çocukların hızlı bir şekilde sıkışmasına neden olabiliyor. Ya da solunum yollarından farklı şekillerde durumun inhale edilmesine neden olabiliyor. Yani parfümsüz olsa daha iyi olur. Çünkü biz mümkün olduğu kadar yumuşatıcı ya da başka bir şey kullanmamaya çalışıyoruz. Diyelim ki siz yumuşatıcı kullanmak istiyorsunuz. Onu da ilerleyen kısımda eğer zamanımız kalırsa konuşalım. Peki bebek losyonu seçerken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bu losyonu da gene aynı şekilde içerisinde herhangi bir parfüm ya da buna benzer bir esansın olmamasını bekliyoruz. Ama içerisinde kullanılan bir gül yağı ya da buna benzer bir şey varsa ve var olan organik ürünlerin kendi kokusuysa sıkıntı yok. Var olan losyonun çok hızlı bir şekilde emilmesi ve çocuğun vücuduna sürüldükten sonra çocuğun o emilen yerlerden dolayı kendisinin bu ürünü yememesi gerekiyor. Her ne kadar organik de olsa bunlar yemek için üretilen ürünler değil arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar ağız içerisine ya da mukoza içerisine bunları tüketmiyoruz, sürmüyoruz. O yüzden hızlı emilebilirlik ve her banyo sonrasında her gün gün içerisinde birkaç kez uygulanabilirlik aslında bizim için losyon tarafında bir avantaj. Diğer aşamada tırnak batıkları özellikle bebeklerde baş parmaklarda oldukça sık görülüyor. Benim önerim arkadaşlar eğer bebeğinizin tırnağında ayak parmaklarının genellikle iç taraflarında belirginleşir bir batığınız varsa bu losyonlardan sürüp kullanıp Biraz böyle iki dakika 3 dakika bekletip sonrasında masaj yaparak geçirmeniz yeterli oluyor demiştik. Burada da sizin kullandığınız vücut losyonunun tüm ciltler için ve her yerde kullanılabilecek şekilde üretilmiş olması aslında sizin için bir avantaj. Yani yüz için ayrı bir krem, tırnak için ayrı bir krem vücudu gövdesi için ayrı bir krem almak aslında biraz daha sizi külfet tarafına yönlendirecektir. Bunun dışında bebeklerin en sık problemlerinden bir tanesi pişik problemiydi. Pişik problemiyle ilgili baş edebilmek için pişik kremleri var arkadaşlar. Pişik kremlerinde yalnız bizim o kimyasal olarak isimlendirdiğimiz kremlerin aksine eğer organik bir ürün alabilirseniz her gün kullanabilirsiniz ve hiç pişik olmadan da çünkü bunlar koruyucu kremlerdir. O petroleum dediğimiz petrol ürünü herhangi bir e, madde içerisinde bulunmadığı için güvenli bir şekilde her bez değişimi sonrasında uygulayabilirsiniz ve bebeğinizin bariyerini artırdığı için hiçbir şey olmadan çocuğunuzun hayatını sürecini devam ettirme şansı olacaktır. Bunun dışında içerisinde aloe vera ya da çinko ya da buna benzer besleyici ürünler olursa bir avantajdır ama olmasa da organik sertifikası olan ve bu dediğim gibi her gün kullanabileceğiniz bir ürün olması sizin için bir avantajdır. Seçerken özellikle bunlara dikkat edin arkadaşlar. Diğer tarafta yeni doğan bebeklerde biliyorsunuz göbek düşene kadar bebeklere büyük bir banyo yaptırmıyoruz. En azından tüm vücudunu ıslatmıyoruz. Orada Köpük banyo muhabbeti gündeme geliyor. Ve köpük banyosu şöyle arkadaşlar. Sizin diyelim ki doğum sonrasında bebeğinizin saçında bir kanamalı alan bulundu. Bu kanamalı alanın hızlı bir şekilde az miktarda suyla da hızlı bir şekilde köpürtülebilip Oradaki kanların uzaklaştırılması çok önemlidir. Çünkü kanların bulunduğu yerde eğer bir günden daha uzun süre kalıyorsa. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz yeni doğanda kan alındıktan sonra ilgili yeri bantlarız. Ve bu bantlama bittikten sonra 10-15 dakika içerisinde oradaki kanamış ve pıhtılaşmış o pamuktan ya da bantlanmış alandan kurtulmaya çalışırız. Çünkü bunun varlığı bir enfeksiyon alanıdır arkadaşlar. Hemen uzaklaşmanız gerekiyor. Bunun dışında bir köpük şampuanı kullanmak özellikle erken bebeklik döneminde çok daha değerlidir arkadaşlar. Eğer konak probleminiz yoksa bu köpük şampuanlarını önerebiliyorum. Ama konak probleminiz varsa özellikle konaklara yönelik bir şampuan kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında Bebek temizleme jeli. Eğer bebeğiniz dışarıdan geliyorsa veya bir şekilde elini temizleme ihtiyacı duyuyorsanız aslında joker diyebileceğimiz bir ürün var arkadaşlar. Bebek temizleme jeli. Bu bebek temizleme jelini siz zor durumda kaldığınız zaman bir şampuan olarak, bir duş jeli olarak ya da çocuğun elini yıkamak için bir sabun olarak kullanabiliyorsunuz. Fakat bu ürün bir joker gibi kullanılması gerekiyor. Yani birincil olarak sabun olarak düşünün. Eğer şampuanınız o anda yok ya da duş jeliniz o anda yoksa duş jeli olarak da kullanmak size zarar vermeyecektir. Fakat konağınız varsa şampuan kullanmanız lazım ve bunun için özellikle üretilmiş bir şampuan kullanmanız lazım. Hatırlatmış olayım. Bunun dışında bebekle temas eden bütün ebeveynler için hem anne hem baba için söylüyorum arkadaşlar. Bir ürün kullanımı sizin için de çok önemlidir. Eğer kullandığınız bir e, parfüm varsa o parfümü mümkünse bebeğinizi kucağınıza aldığınızda kullanmayın istiyoruz. Ya da bir saç düzleştirici, saç kremi, saç losyonu, bakım kremi bir şey kullanıyorsanız eğer çok fazla kokusu varsa gene onu da bebeğinize dokunurken kullanmamanızı öneriyoruz. Aynı şekilde eğer sizin saçlarınızda organik olmayan bir ürün varsa ya da cildinize değdirdiğiniz herhangi bir organik olmayan ürün varsa ve özellikle Deodorantlardan bahsedeceğim çünkü deodorantlar bebeğimizi emzirirken onu göğsümüze doğru tutuyoruz ve koltuk altımızdaki o alüminyum içeren deodorantları solumak zorunda kalıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar özellikle anne babaların kullandığı kremler, losyonlar ve özellikle deodorantlar da bebek için uygun bir ürün olursa çok daha iyi olacaktır. Burada annelere biraz daha öncelik vereceğim. Özellikle gebelik düşünüyorsanız ya da hamileyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz aldığınız ürünlerin içerisinde ağır metal diyebileceğimiz alüminyum veya buna benzer bir maddenin olmaması gerekiyor. Aynı zamanda eğer aldığınız ürün organik olursa bebeğinizin buna temas etmesi, dokunması durumunda bebeğinize de zarar gelmeyecektir. Bu olayı sadece bebeğiniz olarak düşünmeyin arkadaşlar. Kullandığınız kimyasal maddeler sizin de meme kanseri, cilt kanseri ya da buna benzer kanserlerle baş başa, yüz yüze kalmanıza neden olabilir. O yüzden bebeğinize dikkat ettiğiniz kadar kendinize dikkat edin. Çünkü bebeğiniz aslında siz varsa bir özel yerde bulunacak. Siz olmadan bunun özelliği çok da fazla kalmıyor. Bunun dışında dışarıdan geldiniz, güneşten dolayı yüzünüz kızardı ya da çocuk düştü ve dizinin üzeri soyuldu. Bu tarz durumlarda da kullandığımız aloe veralı bir jel var arkadaşlar. Gene organik sertifikası olan bu tarz bir üründe gene kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bunun dışında arkadaşlar sizin çamaşır deterjanlarınızın, biberon ya da oyuncak temizleyicilerinizin, yüzey temizleyicilerinizin, çamaşır yumuşatmak için kullandığınız maddelerin tamamının mümkün olduğu kadar organik sertifikalı ürünler olması gerektiğini de tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü siz bir biberon veriyorsanız ve biberonu kullanırken sizin normal kullandığınız o deterjanlarla bunu temizliyorsanız maalesef Yanlış yoldasınız çünkü şunu biliyoruz arkadaşlar Türkiye'de biz yağlı yemek yemeyi çok seviyoruz. Yağlı yemek yemeyi çok sevdiğimiz için bu bulaşıkların daha kolay çıkartılabilmesi açısından bizim kullandığımız o bulaşık makinesindeki o deterjanların içerisinde yoğun miktarda çamaşır suyuna benzer çok ciddi miktarda kimyasal içeren ürünler bırakılıyor. Bebeğinizin ürünlerini bulaşık makinesinde yıkamayın arkadaşlar. Yıkıyorsanız da bunun için uygun bir ürün seçmeye çalışın. Burada birkaç tane benim önerim olacak. Alt kısımda da bunlarla ilgili linkleri paylaşacağım. Güvendiğim bir iki tane marka var arkadaşlar. O ürünleri özellikle tercih ederseniz siz de en azından bu kadar araştırma yapmak zorunda kalmazsınız ama söylediğim kriterlere uygun bir şekilde farklı bir marka almak da tabii ki sizin inisiyatifinizdedir. Ben yaklaşık olarak bu ürünleri bir senedir kullanıyorum. Bir seneyi aşkındır diyebilirim hatta. Ve oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. Çok şükür şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonrasında da gene aynı ürünleri kullanmaya devam edeceğim. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Umarım bir ürün seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve önceliklerin size göre ne olduğunu bilmiyorum ama benim önceliklerim bu şekildeydi. Kullandığınız benzer bir ürün var mı ya da bu ürünleri daha öncesinde kullandınız mı? Deneyimleriniz nedir? Alt kısımda belirin de yorumlar kısmında paylaşırsanız ben de bununla ilgili belki ikinci bir video, üçüncü video vesaire hazırlayabilirim ya da sorduğunuz sorular üzerinden tamamen yeni bir konu, yeni bir video serisi hazırlayabiliriz. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.